Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir haftayı yine birlikte başlatıyoruz efendim. 4 yılda bir gerçekleştirebileceğimiz bir yayınla birlikte huzurlarınızdayız. Malum bugün 29 Şubat ama bu tarihin bizim için ayrı bir önemi var bugün. Kadınca Kararınca programı olarak 50. programımızı kutluyoruz. Bu yüzden bugün farklı bir konseptle huzurlarınızdayız. Gerçekten hani zaman zaman programlarımızda da atıflarda bulunuyoruz ya, zaman kum taneleri gibi avuçlarımızdan hızla kayıp gidiveriyor. Daha dün sanki ilk merhabamızı sizlerle buluşturmuştuk gibi ve bakıyoruz 50. programa gelmişiz bile. Bugün bu bağlamda her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. 50 yayındır bizleri yalnız bırakmadınız. Gerek dualarınızla, gerek katılımlarınızla birlikte her daim varlığınızı hissettirdiniz. Nice nice 50 yayınlara inşallah dediğimiz bir duayla da başlamış olalım. Tabii kıymetli misafirlerimize de teşekkür etmemiz lazım. Her bir programımızın güzelleşmesi sizlerin varlığı ve katkıları kadar kıymetli misafirlerimizin cümleleriyle de oldu elbette. Bugün de konuk bereketi yaşayacağız. Madem bir şenlik havasında bir kutlama yapıyoruz, 50. yayınımızı gerçekleştiriyoruz, bir değil iki misafirle birlikte sizlere merhaba demek istedik. Hemen kendilerini de takdim etmiş olalım. Şöyle sağdan başlayalım. Kıymetli psikolojik danışman Ayşe Yardımcı hanımefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Ben de tebrik ve takdir ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum inşallah. Çok inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bugün istedik ki hani böyle içimize dolup dolup taştığımız özel bir gündeyiz. Madem biraz duygulara doğru yolculuk yapacağız sizinle. Mutfağımız daki bu keyifli sohbete duygularımızı ifade edebiliyor muyuz? Doğru ifade biçimleri nelerdir sorusunun cevabını Ayşe Yardımcı Hanımefendi ile inşallah arıyor olacağız. Sol tarafıma da döndüğüm zaman aslında bu güzel pastanın da yapanı butik pastacı Neşe Uzun Hanımefendi bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte aslında farklı bir formata doğru da böyle yol alıyor olacağız. Evet. Masamızın üzerinde malzemelerimiz var. Evet, bugün istedik ki bizler pastamızı keserken, damaklarımızı tatlandırırken kıymetli izleyenlerimiz de sadece bizi izlemekle kalmasınlar. Onlarla da tarifleri paylaşalım ki evlerinde hemen onlar da o tarifleri denesinler. Şöyle tabii akşama güzel sofralar kursunlar. Belki evet, günü olan, daveti olan hanımlar da vardır. Neler yapacağız bugün Neşe Hanım? Bugün öncelikle 3 renkli sebzeli böreğimiz var. Onu yapacağız. Arkasından elmalı tatlımız var. Bir de buğday salatası yapacağız inşallah. İnşallah. Ama ben şöyle başlayalım istiyorum. Şimdi tariflerimize geçeceğiz. Tamam. İzleyenlerimiz biliyorum sabırsızlıkla kağıtları, kalemleri aldılar, bekliyorlar. İnşallah. Bu bağlamda telefon numaralarımızı da hatırlatmış olalım. 0212 696 86 55 ve 56'dan efendim 50. yayınımıza da katkılarınızı bekliyoruz. Sormak istedikleriniz olabilir. Hem psikolojik anlamda, duygu dünyamız anlamında bizlerle paylaşmak istedikleriniz olabilir. Hem belki tariflere dair püf noktalarını merak ediyorsunuzdur. Bu telefon numaraları vesilesiyle bizlere katılabilirsiniz. Yine sosyal medya üzerinden de programımıza eşlik edebileceğinizi hatırlatalım ama ben misafirlerimi hemen programın başında şöyle yanıma doğru davet edeyim. Çünkü sizler de görüyorsunuz ya, masamızın üzerinde çok güzel bir 50. program pastamız var. İstiyorum ki şöyle hep birlikte programın başında kesmiş olalım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah duasıyla birlikte. Kadınca Kararınca programının 50. program pastasını çok teşekkür güzel ediyorum. İnşallah 100. de birlikte böyle kutlamak nasip olsun. Ben misafirlerime ikram edeceğim. Sizden bu sırada malzemelerimizi alarak başlayalım 3 renkli böreğimizin. 3 renkli böreğimiz. Patatesimiz var, ıspanağımız var, havucumuz var. Ben bunları yayın öncesi hepsini soteledim. Yalnız patatesimizi haşladık. Ispanağımızı ister haşlayabilirsiniz, isterseniz kavurabilirsiniz o arzuya göre. Havucumuzu da kavurdum ben. 2 kaşık sıvı yağla. Hepsini 2 kaşık sıvı yağla kavurdum. Şimdi öncelikle yufkamızı açacağız. Hı hı. Üzerleri de sos hazırladım. Sosumuzu da şimdi hazırlayayım. 2 kaşık yoğurt koydum. 1 su bardağı yağ. Yarım su bardağı da süt koyuyorum. Bu iç harcı oluyor ıslatmak için. Hı hı. Çok önemli değil mi böreği neyle ıslattığımız? Biraz hani pufuduk pufuduk mu tabii oldu, kuru mu kaldı? Bu iç evet harcıyla aslında çok ilgili galiba. Tabii sütlü olduğu için çok güzel yumuşacık bir börek olacak inşallah. Şunları şöyle alırsam ben. Yufkalarımızı ıslatacağız. Öncelikle şu şekilde yufkalarımızı açacağız. Islatacağız. Üst üste bütün harçlarımızı serip saracağız. Şu şekilde. Fırça yardımıyla sürüyoruz. Evet. Şöyle. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
siz pastalarınızı. Biz de pastalarımızı evet, servisini yaptık. Bir şey de söyleyeceğim aslında Hatice Hanım. Ben sizin ilk yayın programınıza telefonla katılmıştım. Evet. Evet. Şimdi de 50. programı. Evet. Programı kutlamak nasip evet, oldu. Evet. Her daim yanımızda desteğinizi hissediyoruz. Bugün güzel tariflerinizle ve pastanızla birlikte de hissediyoruz. Siz o zaman böreğimizi bir yandan tabii, ıslatmaya başlamışken biz de yavaş yavaş sohbetimize başlayalım istiyorum. Çünkü şöyle enteresan bir kısmı var galiba duyguların. Her birimiz duygulardan müteşekkil insanlarız ama bir yandan da duygulara o kadar yabancıyız galiba. Bunun temel sebeplerini ne olarak görüyorsunuz? Aslında bunu biraz çocukluğa inerek irdelemekte fayda var. Bize korku kültürünün büyümüş çocukları olaraktan duygularımızı ifade etmekten ziyade duygularımızı bastırmak öğretildi. Özellikle erkek çocuklar da çok var. Erkek çocuklar ne yaptık? Hep kodladık. Dedik işte erkekler ağlamaz. İşte kız gibi gülme. Evet. Ya da kızda cesaret gösteren tavırlar gördüğümüzde ne o erkek gibi davranıyorsun falan deyip biz belli kodlamalarla aslında duygularımızı ifade etmeyi değil maskelerle yaşamayı öğretildik. Bunun şununla mı acaba ilgisi var? Bazen düşünüyorum benim de iki erkek evladı olan bir anne olarak. Hani duygulu olmayı biraz galiba eziklik, zayıflık, böyle biraz üstünün örtülmesi gereken bir şey olduğuna da inanıyoruz. Duygulu olmakla duyarlı olmak arasındaki tanımı mı zihnimizde doğru yere acaba oturtmak lazım? Aslında insan olarak duygu varlığıyız. Ne kadar aklımızla hareket ettiğimizi zannetsek de, mantığımızla karar veriyor olduğumuzu düşünsek de aslında kalbimizle karar veriyoruz. Aslında bizi yönlendiren duygularımız. Ama bizler bu duygularımızı sağlıklı ifade etmediğimizde ne yapıyoruz diye onları bastırma yoluna gidiyoruz. Hani bu duygu bizde yokmuş gibi, öfkelenmemiş gibi, kızmamış gibi, o an rahatsız olmamış gibi davranmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Hep üzerine örtüyoruz. Sonra altta öyle bir canavar yetiştiriyoruz ki hiç olmadık ortamda olmadık tepkiler verebiliyoruz değil mi? Kendimiz bile şaşırıyoruz. Aslında orada bir mesaj vermek isterken, karşıya rahatsız olduğumuz durumu ifade etmek isterken maksadı aşan konuşmalar yapıp birbirlerimizden daha çok uzaklaşmaya başlıyoruz değil mi? Hani iki insan hanımlar talep eder mesela der ki eşine ya biraz konuşmaya ihtiyacım var. Aslında orada kendini arzu hal etmek istiyordur, durumunu ifade etmek istiyordur. Ama karşıdan hani biz duygularımızı ifade etmeyi bir tarafa bırakıp hani dinlemeyi de doğru beceremediğimiz için hep onu bir tehdit olarak algıladığımızda ne yapıyoruz? Bu konuşmalar bir tartışmaya dönebiliyor ve maksadı aşan yerlere gelebiliyor. Sanki biz duygumuzu ifade etmek istediğimizde karşıdaki onu suçlamaya çalıştığımızı düşündüğü için direkt savunmaya geçiyor ve olaylar tartışmaya dönüyor. Biz de ne yapıyoruz? Mesela seninle konuşulmaz deyip içimize atıyoruz. İçimize atıp atıp işte ya biriktirdiklerimiz bize hastalık yapıyor ve hep şunu söylüyorum yani ülser gibi mide rahatsızlıkları yediklerimizden değil de bizi yiyen meselelerden dolayı. Hazmedemediklerimizden dolayı. İnanın bakın somatik hastalıkların en temel sebepleri bunlar. Bizim ifade edemediklerimiz. Buna baktığımızda peki neden ifade edemiyoruz? Neden bir şeylerin kaygısını taşıyoruz? Aslında insan dünyaya geldiğinde en temel ihtiyacını karşı taraftan değer gördüğünü, değerlilik ve yeterlilik ihtiyacı var. İnsanın en temel ihtiyacı ve bunlar aileler tarafından çocukluk döneminde verilebilecek temel ihtiyaçlar. Aile çocuğun bir takım sorumlulukları yerine getirebileceğine inanıyorsa, ona bir takım vazifeler yüklüyorsa, sen bunu yapabilirsin, başarabilirsin deyip yol açıyorsa, ona her türlü fırsatlar tanıyorsa kişide yeterlilik duygusu oluşuyor. Ve daha ilk aylardan itibaren bebekle sağlıklı bir bağlanma yaşanıyorsa, o süreç aileyle sağlıklı ve kaliteli şekilde yaşanıyorsa ne oluyor insanda? Ben değerliyim mesajı ulaşıyor. Yani kişi bunu kodlarına yerleşiyor. Ben değerliyim, ben önemliyim. Ama her halimle. Eksilerimle, artılarımla, sevdiğim duygularımla, sevmediğim duygularımla. Yani İnsanda şu çelişki çok var, öyle değil mi? Ya ben de hani çocuk gelişimiyle ilgilenen biri olarak bunu çok sıklıkla fark ediyorum. Olduğu haliyle kabul etmek kısmında pek çoğumuz eşimize karşı da evlatlarımıza karşı da sıkıntılar yaşıyoruz. Onu olduğu haliyle kabul etmek. Ama istiyoruz ki bizi olduğumuz halimizle kabul etsinler. Biz değişmeyelim. Çok enteresan bir çelişki aslında. Çok enteresan. Aslında. Evet, kesinlikle. Zaten orada problemler başlıyor. Herkes kendini mutlak doğru olduğuna inanıyor. Beni bu şekilde kabul edecek. O zaman. Yani biz danışanlarımıza da buna çok sık rastlıyoruz. Aile terapilerine mesela eşler arasında problemler var. Direkt şunu söyleyebiliyor eşim. Sen beni hasta olarak kabul et o zaman. Nasıl yani? Sen hastasın, ben hasta bakıcı mıyım? Bizim ilişkimiz böyle mi devam edecek? Orada ne kadar
kadar nitelikli beraberlik olacak? Ne kadar paylaşımlar olabilecek? Hep bir taraf bir tarafı alttan alacak, idare mi edecek? E ondan sonra bakıyorsun idare eden insanlar idarelik oluyor, psikologların kapısını aşındırıyor. Ya bu çözüm değil. İlk önce şunu kabul edeceğiz. Her birimiz farklıyız. Her birimizin mizacı yapısı farklı. Bunu oturttuğumuzda, mizaçlara yönelik hareket ettiğimizde, eksileri artıları masaya koyduğumuzda, evet Kübra'nın kendini ifade şekli budur. Ayşe'nin kendini ifade şekli budur. Çünkü alttaki duygular farklıdır. Evet. Yani beni öfkelendiren şey sizi öfkelendirmeyebilir. Aynen. Yani ya da her size şey çok iyi farklı. Gelen şey bana iyi gelmeyebilir. Hı. Şimdi çok güzel bir sofra kuruyoruz. Nişan Hanım bize çok güzel hazırlıklar yapıyor. Hı. Bazısı mesela bu tarz hizmet davranışlarından çok hoşlanır değil mi? Hani hanımla bir küçük bir tartışma geçirmiştir. Hanım işte eşinin akşama gönlünü almak istemektedir. Ona çok güzel bir sofra hazırlar mesela. Niye? Çünkü eşinin bilir ki sevgi dili hizmet kültürü. Çok keyif alır. Ama bazı insan bundan çok da keyif almaz. Ben buna çok da şahit oluyorum. Diyor ki eşler mesela. Tamam diyor Ayşe Hanım, ben eşimin ev hanımlığından çok memnunum. Anneliğinden çok memnunum. Tamam, bundan yana problem yok ama biz eş değiliz. Hmm. Aa, bakıyorum orada çok önemli bir şeyi atlıyoruz hanım olarak. O zaman her erkeğin kalbine giden değil. Yol mideden geçmiyor yani. Evet, hizmetten evet. Geçmiyor. Evet, bunu çok iyi tanımlamak lazım. Hem ben çok keyif alıyorum, o da mutlaka bundan mutlu olur. Ben işte yemek yemeyi çok seviyorum. Eşim de öyle güzel bir sofra hazırlarsam bana olan kırgınlığını unutabilir, mutlu olabilir. O da bundan çok keyif alabilir diye düşünmemek lazım. Hmm. Yani onun penceresinden bakıp onu çok iyi tanımak Peki, lazım. Peki şu dengeyi nasıl kuracağız? Duygu çok bana ait bir şey. Evet. Yani benim hissettiğim bir şey. Ama bir yandan ilişkide karşımdakinin baktığı pencereden bakmaya çalışacağım. Hı hı. Duygularım buna izin vermiyorsa ne yapacağım? Aslında duygulardaki temel ihtiyaç da sevme ve sevilme ihtiyacı değil mi? Yani o olumsuz duygunun altında yatan sebebi bulmaya çalışmak lazım. Yani bana bu duyguyu gösterirken, bana bu tepkiyi verirken aslında bana tam olarak vermek istediği mesaj neydi? Ya orada ana fikri yakalamak çok önemli. İşte biz birbirimize maskesiz olup samimiyetle kendimizi ifade edersek. Bak daha bu aslında ne zaman olmalatacağını biliyor musunuz? Daha nişanlılık döneminde başlamalı. Hmm. Ben hatta şunu çok öneriyorum. Mutlaka bu devlet bazında bir proje olmalı, evlilik okulları açılmalı, nişanlı çiftler alınmalı. Ben bir eğitimde böyle bir nişanlı çifte rastlamışım, inanılmaz mutlu oldum ve bana şunu dediler. Tamamen sahanın dışında iki insan, biz psikologlar olarak o eğitime katılmışız. Şunu söylediler, peki sizin katılma sebebiniz ne? İkisi de farklı sahalardan insanlar. Biz dediler nişanlıyız ve istedik ki aramızda farklı bir iletişim dili olsun. İkimizin anlayacağı, ikimizin ortak kullanacağı bir dil olsun. Bu benim o kadar çok hoşuma gitti ki. Biz bunları nişanlılık döneminde akledemiyoruz. Tamamen maddi şeylere takılıp aslında birbirimizi tanımayı eksik tutuyoruz. Aha, evleniyoruz, o stres, sıkıntı bitti. Ya hiç konuşmadık ya, sen evlilikten ne bekliyordun, değil nasıl mi? Bir Eşimle insandın? Eşimle hiç tanışmadan sadece gelinliğim nasıl şey. Olsun, düğünüm Kesinlikle nasıl olsun. Kesinlikle bu detaylara takınır. Şey ana maddeleri ihlal ediyoruz ve dolayısıyla baktığımızda belki de birbirine denk olmayan iki insanın evliliği sonra faciaya dönebiliyor. Ne yazık ki aslında duyguları tanımlamak için de belki gerçekten insanın karşısındakinden önce kendi duygularını tanımlamasıyla ve Aynen. tanımasıyla başlaması gerekiyor. Buradan devam edelim ama şöyle Neşe Hanım'a da bir dönmek istiyorum. Neşe Zira böreklerimiz tepsiye konuldular. Evet. Ne yaptık? Şimdi en son yufkalara harcımızı sürüyorduk. Sonra aralarına tek tek neler aralarına koyduk? Bir kat havuç koydum. Onun üzerine tekrar bir kat daha yufka attım. Tekrar harcıyla ıslattım. Onun üzerine patates, tekrar bir kat daha yufka. En üstte de ıspanaklı harcı ekledim. Bu şekilde rulo sardım. Evet, güzel görseli evet. olan şimdiden evet, bir böreğe dönüştü. Evet, üzerine de yumurta sarısı sürüp fırına göndereceğiz. Üzeri kızarana kadar. Zaten içindeki harcımız pişmiş, üçü de pişmiş durumda. Evet. Yufkamız kızarana kadar. Şimdi 200 derece fırında. Şöyle bir soru geldi. Bayağı kalınca bir rulo sardık. Acaba içinin pişmeme riski olur mu? Ya da böyle bir risk olmaması için acaba yapılacaklar var mıdır? Yoksa gayet güzel yok, pişiyor mu? Yok yok zaten mu? pişiyor. İçindeki harçlar pişmiş olduğu için herhangi bir sıkıntı olmaz. İnşallah öyle diyelim. Çünkü ben kendi fırınımı tanıdığım için buradaki fırında... Evet bakalım buranın evet, fırında da inşallah evet, tanımadığımız için inşallah beni utandırmaz. Hakikaten tarifin öyle bir yönü var öyle değil mi? Mesela şimdi iki yumurta diyoruz diyelim tabii. ki herhangi bir tarifte. Ama o yumurtanın büyüklüğüne göre, kıvamına göre o kadar etkileyebiliyor ki tarifleri. Tabii tabii. Yumurtaların boyları bile çok fazla etkiliyor. Ben panispanya yaptığım için işte medium yumurta, large yumurta onlar bile...
kabarmasını, o iç harcının fazla veya az olmasını inanılmaz etkiliyor. Şunu da merak ettim. Peki şimdi böyle artık bir sanat eseri gibi olan işte pastalar, börekler, kekler yapan bir ustaya dönüşmüşken ne noktada fark ettiğiniz bir yetenekti bu? Yani her kız çocuğu bir şekilde mutfağa girmeyi sever ama siz bu mesleğe dönüşsün dediğiniz nokta nasıl oldu? Mesleğe dönüşsün dediğim nokta kızımın doğum günü, 6. yaş doğum günü. Hep özel günlerinde yapıyordum aslında işte anaokuluna giderken öğretmenler gününde, anneler gününde kremalı pastalar yapıyordum daha çok. Ama şeker hamuru da çok istiyordum yapmak. İşte kursa gideyim falan. Eşim diyordu yok yaparsın Neşe sen. Gayret et. Yaptım bir şekilde. O da gördükten sonra benim gayretimi ve yapmamı. Ondan sonra o da sağ olsun destek oldu. Ve böyle güzel sonuçlar ortaya çıktı. Aslında ne kadar kıymetli ve önemli değil mi? Eşin desteği yaptığımız işlerde. Sonra kurslara devam ettim. 6. yaştan itibaren de yapmaya devam ediyorum. Küçük kızım 9 aylıktı başladığımda bu işe. Şimdi 2,5 yaşında, 1,5-2 yıldan beri. Maşallah. Evet, o zaman bu harika böreği biz şimdi fırına yollayacağız. Biraz da üzerine isterseniz çörek otu serpelim. Çörek otu da serpelim. Evet. Fırınımıza yollayalım. Evet. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından hangi tarifle dönmüş olacağız? Elmalı tatlıyla. Elmalı tatlıyla inşallah dönmüş olacağız efendim. Kağıtlar, kalemler olur da yeni açtıysanız, ekranları hazır olamadıysa biz bugün birbirinden özel tarifler paylaşıyoruz. Böreğimiz şimdi inşallah gidiyor. Şifa niyetine çörek otumuzu da serpiyoruz. Herhalde deva. Hemen fırınımıza gönderiyoruz. Tatlımız için tekrar dönmüş olacağız. Aynı zamanda duygulara doğru yolculuğumuz da devam edecek efendim. Yani 50. yayınımızda dop dolu bir yayın sizlerle buluşmaya devam edecek. Şimdi kısa bir ara zamanı. Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Kadınca Kararınca programı devam ediyor. 50. programımızla huzurlarınızdayız. Bugün kutlama havasında bir yayın gerçekleştiriyoruz efendim. Hem birbirinden özel tarifler paylaşıyoruz sizlerle. Hem de kıymetli misafirimiz psikolojik danışman Ayşe Yardımcı Hanımefendi ile birlikte duygu dünyasına doğru şöyle yolculuğa da çıkıyoruz. İkinci bölümümüzün hemen başında vereceğimiz tarifi de paylaşalım. Sonra Neşe Hanım yaparken sohbetimize de devam edelim. Bir tatlı yapacağız dedik. Evet, nasıl bir tatlı yapacağız? Elmalı tatlı yapacağız. Şimdi... Bu tatlımız için yeşil elma gerekiyor bize. Öncelikle yeşil elmalarımızı ben doğrayayım. Onları tarçınla ve şekerle limonla harmanlayayım. Hamur kısmına tekrar döneriz. Tamam olur o zaman. Şimdi yeşil elmalarımızı doğruyoruz. Limonla, tarçınla harmanlıyoruz. Şekerle harmanlıyoruz. Sonra inşallah kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Tarifimize dönüyoruz. Duyguları konuşurken önemli bir yerde de kalmıştık aslında. Bizim kendi duygularımıza dair çok farkındalık geliştiremediğimiz bir noktada olduğunu düşünüyorum. Çünkü annelerle de sohbet ederken mesela soruyorum bu konu hakkında ne hissediyorsun diye. Söyledikleri şey duygu değil, düşünce oluyor çoğu zaman. İnsan kendi duygularını tanımaya, ben neden öfkeleniyorum, neye mutlu oluyorum, ne beni üzüyor, farkındalığına nasıl gelir, nasıl bir çalışma yaptırıyorsunuz danışanlarınıza? Aslında bütün terapi süreçlerinde ilk başladığım nokta bu. Kendini bilme noktası, kendini tanıma noktası. Hani bunun bir analizini yapmak, bir birey olarak benim ilk başta pozitif yönlerim neler? Geliştirilmesi, cilalanması gereken yönlerim neler? Bunların hepsini bir bir masaya yatırıyoruz. En objektif halimizde. Çünkü önce bir şuna inanmamız lazım. Hepimiz Allah-u Teala'nın yarattığı eşrefi mahlukatız. İyi ya da kötü, artı ya da eksi taraflarımızın olması bizi değersiz, kıymetsiz bir insan yapmaz. Her birimiz biriciyiz. Ha, öyleyse işte o pozitif sahip olduğumuz değerleri, sahip olduğumuz karakteristik huylarımızı özellikle fark ettiğimizde bunlardan yola çıkarak aslında beğenmediğimiz, değiştirilmesini gerektirdiğimiz düşüncelerimizi değiştirmek çok daha kolay. Bunu fark ettiğimizde kendimizle barışmanın aslında ilk adımını atmış oluyoruz. Yani hiçbirimiz mükemmel olmadığımızı kabul etmekle başladığımızda evet o iyi haller bende varsa, Allah bunu bana nasip ettiyse ben beğenmediğim taraflarımı da irdeleyebilirim. Acaba neden bu kadar öfkeleniyorum? Hani kendimi ifade etmediğim için yeterince anlaşılamıyor muyum? Bu kaygılarımın sebebi ne? Hani bunu irdelediğimizde o temeldeki duygu sevgi eksikliği mi? Kendini ifade eksikliği mi? Özgüven eksikliği mi? Bunları fark ettiğimizde zaten diyorum ya fark etmekle birlikte biz o değişim kapısından girmiş oluyoruz. Ondan sonra peki ne yapabiliriz bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü, yani bir ihtiyaç olarak görmek önemli. Aynen öyle. Olumsuz bir davranış ya da bir huy tespit ediyorsak altında mutlaka giderilmemiş bir ihtiyaç mı vardır o zaman? Aynen öyle. Bunu bir fark etmemiz lazım. Oradaki temel ihtiyacım ne? Ve
her birimiz dediğim gibi doğru insanlarız, her birimiz biriciyiz. O pozitif yönlerimizi fark edip geliştirmemiz gereken taraflara doğru yol aldığımızda aslında kendimizle barışımız da gerçekleşmiş oluyor. Ondan sonra ya ne kadar normalmiş, aslında bu bir tek bende değilmiş, ben kendimi niye bu kadar kötü, niye bu kadar eksik hissediyorum diye insanlar geçmişe dair çok burada şeyler, pişmanlıklar yaşayabiliyorlar. Her özelliğimizi değiştirme gücü bizim elimizde. Sadece şu çok mümkün değil. Hani biz terapiye gelenlerde hep şuna rastlarız ya. İşte ben eşimin değişmesini istiyorum, çocuğumun değişmesini istiyorum. Birisinin birisini değiştirmesi mümkün değil. Ama şu bir gerçek ki değişimin bulaşıcı etkisi var. Ailede birisi değişirse, birisi fark ederse. Çoğu zaman bize, siz de çocuklarla çalışıyorsunuz. Çocuk için gelen ailelerde şunu görürüz. Aslında iyileşme bütün aileye sirayet eder. Çocuktaki bir problem ailenin görünen tarafıdır. Çocuk ayna tutuyordur. Biz bunu fark ettirdiğimizde o değişim bütün aileyi kapsar ve bakarsanız bir terapi sonucu bütün aile huzura kavuşmuş. Bu çok önemli. Şu kısmını ama sormak istiyorum. Günümüzde en büyük deformasyonlarından biri gibi hissediyorum çoğu zaman. Hani duyguları irdeleme, kendimizin farkına varmak dedik ya, insan o kapağı bir kere açtığı zaman derin suçluluklar da yaşayabiliyor, evet, geçmişe dair ya da derin öfkeler de biriktirebiliyor. İşte annem babam şöyle yaptığı için ben böyle olmuşum meğerseme de gelen bir yol olabiliyor. Buradan nasıl kendimizi çıkaracağız? Çünkü öfkeyle ve suçlulukla yol alınmıyor. Alınmıyor ve baktığınızda bu da dipsiz kuyu, o suçlamaların da sonu gelmiyor. Bizler ne yapıyoruz? Diyoruz ki işte anne babam beni böyle yetiştirmiş, bu sebeple ben bu şekilde davranıyorum. Ama anne babama sorduğumda diyorlar ki yani biz de elimizden gelen en iyisi bu diye yapmıştık. Yani baktığınızda işte gece geç vakitte sokaktan gelen kızını döven babanın aslında baktığında temelde iyi bir niyeti var. Neden? Kendince onun namusunu korumaya çalışıyor. Hani bunun doğruluğunu savunmuyorum ama şunu bulmamız lazım. Evet, her davranışın altında mutlaka bir iyi niyet var. Bizim o iyi niyeti tespit etmemiz lazım. Orada babanın duygusu ne? Koruma duygusu. Hah, evet, senin bu koruma duygun çok güzel ama gösterdiğin davranış yanlış. Onun yerine nasıl bir duygu ifadesinde bulunabilirsin? Kızına en sağlıklı şekilde bunu nasıl anlatabilirsin? Nasıl onunla arkadaşça bir ilişki geliştirip bu davranışın doğru olmadığını ona öğretebilirsin? Yani biz yaptıklarımızı el alem ne der, annem ne der, babam ne der, eşim ne der diye yaparsak bir yerde mutlaka tökezliyoruz. Çocuklarda da bu aslında. Çocuklarda da bu çok böyle. Önemli, değil mi? Yani duyguyu kabul etmek, evet, onaylamak, anlamak, evet, ama davranışta, evet, bir problem varsa, evet, orayı terbiye etmek. Çocuklarımıza yanlış yapma fırsatı tanımamız lazım. Biz çocuklarımızdan beklentiyi o kadar yüksek tutuyoruz ki çocuklarımız ya o beklentinin altında eziliyor ve tamamen kendini bırakıyor. Sonra aileler bize gelip ne diyor? İşte zeki ama çalışmıyor. Neden? Çünkü o kadar çok yük yüklüyorsun. Ben inanıyorum sen 100 alırsın. Bu çok büyük bir iddia. Evet. Biraz gerçekçi olmak lazım. Ben senin çabanı istiyorum. 100 alman benim için çok da önemli değil. Çok bir şey ifade etmiyor. Ama ben inanıyorum ki sen yeterince çabaladığında 50 alıyorsa bunun üzerine mutlaka bir fark atıp 60-70'e çevirebilirsin. Hani yayınımızın başında tanım yaparken duyguları dediniz ya, çocukluk çağında yeterlilik duygusunu beslemek lazım. Bu yüzden çocuklarımızın başarılarını, becerilerini, evet, ortaya çıkarmak lazım diye. Galiba biz Türk anneleri bunu biraz bu demin kurduğunuz cümle gibi algılıyoruz. Yani sen başarırsın, evet, yüz alırsın bundan, evet, demeyi çocuğumuzu desteklemek olarak, aynen, algılıyoruz. Burada o zaman doğru şey sürece atıflarda bulunmak bu sonuçtan ziyade. Kesinlikle öyle. Çünkü o zaman çocukta bir başarı kaygısı oluşuyor. Yani hedef çok büyük. Kendimiz için de böyle. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki yok canım, yani bu benim hayatımı çok zorlaştırır. Bu kadar büyük bir yükün altına giremem. Hani biz mesela şunu istiyoruz. Bütün hanımlar hayatta bir anlam üzerine yaşasın. Evet, hepimizin rutin vazifeleri var. Hepimiz anneyiz. İşte ev sorumluluklarımız var, eş sorumluluklarımız var. Ama bunun yanında diyoruz ki bizleri değerli yapan hayatımıza verdiğimiz anlamlar. Hani duygularımızı da bu yönde harekete geçirirsek, hayatımızın anlamı doğrultusunda, yani fikirler bazında yaşıyor olursak aslında ufak detaylara takılıp kalmayacağız. Anlatabiliyor muyum? O zaman çocuklarımıza karşı da hayatı anlam boyutunda yaşamayı öğreteceğiz. Yani biz şunu zannediyoruz. Çocuğum işte iyi bir üniversiteyi bitirirse, iyi bir kariyeri olursa ben iyi bir anne olmuş olurum. Niye? Çünkü ben bazı şeyleri yapamamışımdır. Bari çocuğum yapsın. Hem kendim üzerinden bir tatmin sağlamaya çalışıyorum çocuğumun başarısıyla, hem de zannediyorum ki mutlak başarı budur. Hayır, mutlak başarı bu değildir. Mutlak başarı bana göre hayatında çocuğun bir anlamının olmasıdır. Ne için yaşadığını bilmesidir. Yani biz işte üniversite öğrencileriyle de çalışıyoruz ve
Ben onlara sorduğumda hani neden bu mesleği istiyorsun? Hayatındaki anlamın ne? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Nasıl bir evlilik hayal ediyorsun? İnanın bunları konuştuğunda çocuklar gülüyorlar. Diyorlar evlilik mi? Hiç düşünmedim. Hmm. Düşünmüyorum bile. Ben kesinlikle evli kalmayı düşünmüyorum. Zaten işte ailemle bile yaşamayı düşünmüyorum. Bunlar artık o kadar normal hale geldi ki. Demek ki bizler işte hayatımızın anlamını çocuklara yansıtamıyoruz. Farklı... tüketim toplumu haline gelmemiz sebebiyle ideallerimiz, hedeflerimiz de farklılaştı. Dolayısıyla duyguları da ikinci plana attık. Hmm. Olayları davranış boyutunda yaşıyoruz. Başarılar bizi sevindiriyor. Başarısız olduğumuz durumlarda dibe vurabiliyoruz. Şu kısmı için ne yapacağız? Daha trajik bir alan sanki gibi de hissediyorum. Hani davranışlar üzerinden çocuklarımızda sağlatmak istediğimiz şeyler var. Ben yapamadım, o yapsın evet. kısımları. Bir de duygusal boşluklarımızı da onlarda sağlatmak istediğimiz haller oluyor. Şöyle evet. çok anneye denk geliyorum mesela. Ben çocukken işte çok sevilmemiştim istediğim gibi. Şimdi benim kızım oldu. Onunla inanılmaz böyle bir fanus annelik geliştirip sevgi açığımı oradan kapatayım. Evet. Ya da eşim de aram problemli kötü. O zaman oğlum olduysa benim neredeyse eşimin yerine koyup o açığı oradan kapatayım gibi bir duygu alanlarımız da var. Burayı ne yapacağız? Şimdi zaten bunları sorgulamaya başladık. Çünkü hani bundan önceki kuşak belki korku kültüründe korktuğu için bir şeyleri yapıyordu. Ama şimdi bu helikopter anne dediğimiz modeller çıktı ya, aşırı ilgiyle çocuğunu boğan anneler. Yani evet tabii ki çocuk ilgi ve sevgiyle büyüyecek ama biz hayatımızı ondan ibaret yaparsak bu sefer bu tam bir ticarete dönüyor. Ben bütün emeğimi sana veriyorum. Bak işte senin ihtiyacın olduğu dönemde ben seninleyim. Öyleyse sen de bütün hayatını bana vakfedeceksin. Yani diyorum ya burada hayatı anlam boyutunda yaşamıyoruz. Hayatı biz çıkarlarımız boyutunda yaşıyoruz menfaat o zaman. Menfaat ilişkisine dönüşüyor. Menfaat ilişkisi. Aynen öyle. Ya bak ben şimdi sana bakıyorum ama sen büyüyünce bana bakmazsın. Annelerle çocukların böyle çatışmalarına şahit oluyorum. Çocukların ağlayarak hayır anne ben sana bakacağım ben seni bırakmayacağım deyip o anki hissiyatını dile getiriyor. Ben özellikle çocuklarımla bunu konuştuğumda diyorum ki hayır bu benim vazifem. O sebeple yapıyorum ve vazife boyutuyla bakıyorum. Yarın sen de evladına aynı merhameti göstereceksin. Tıpkı Allah'ın bize merhamet gösterip dünyaya gönderdiği ve yaptığımız tüm hatalara rağmen bizi nimetlendirdiği gibi biz de Rabbimizin gösterdiği terbiye üzere size üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ama benim her şeyden önce her şeyden önemlisi hayatımın anlamı diyorum. Hayattaki yaşama amacım, bu dünyada oluş amacım. Yani kulluk bilincim. Bunların hepsi aslında hani ömrü bir yolculuk gibi düşünürsek bunların her biri birer istasyon. Eşlerimiz de öyle, evlatlarımız da öyle, arkadaşlıklarımız da öyle, kimliklerimiz de öyle. Ama asıl bizi biz yapan ne kulluğumuz. Bunu sağlıklı yaşadığımızda ben inanıyorum ki o zaman biz çok duygulara takılmayacağız. Kendimizi çok daha rahat ifade edeceğiz. Niye? O zaman insan zaten Rabbi ile o kadar güzel bir ilişki kuracak ki tek derdi onu sevmesi olacak. O değeri olacak. Oradan alacak zaten. Aynen öyle. Değil mi? Dolayısıyla hayatta diğer alanlara da bir değer alma biçimine evet, saldırmamış olacak. Bir davranışta bulunuyorsa onu doğru olduğu için yapacak. O sevsin, bu sevsin, o alkışlasın, bu takdir etsin diye değil. Bu doğru. Ben de bir Müslüman olarak doğru davranmayı tercih ediyorum diye yapacak. Kesinlikle öyle. Şimdi Neşe Hanım'a tekrar dönmüş olalım. Zira elmalarımız kesildi. Evet. Tarçınla, limonla ve şekerle karıştırıldı. Bir pakette vanilya koydum içine. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi 1,5 su bardağı unumuz var. Hı. Hatta 1,5 koymayalım. 1 tam bardak bir de 1/4 biri kadar su bardağı koyalım. 1 bardak toz şekerimiz var. 150 grama yakın da tereyağı. Yalnız bu difrizden çıkartıp karıştırmamız gerekiyor. Çünkü un halde, toz halde olacak bu karışımımız. Tereyağının donmuş olması donmuş gerekiyor. Donmuş olması gerekiyor. Yani difrizden direkt çıkmış olması bizim gerekiyor. Bizim burada stüdyo şartlarında değil, biraz sıcaktı. Biraz eridi, toz halinde olması gerekiyor hamurumuzun. Limon böyle. Elmalarımızı koyuyoruz. Elmalarımızı tepsimize koyacağız. Altına koyduk. Evet, altına koyduk. Üzerine de toz karışımımızı blenderdan, robottan geçirdikten sonra üzerine koyacağız ve hemen fırına mı gönderiyoruz? Bu kadar pratik. Bu kadar pratik ama lezzetli olacağını da özellikle elma, tarçın ve şeker karışımını zaten izleyenlerimiz de tahmin edeceklerdir. Çok lezzetli olacağını da düşünüyorum. Kaç derecelik fırına koyacağız onu da söylemiş 180 olalım. 180 derecede. Kaç dakika o kadar? Yani hamurlar kızarana kadar diyelim.
20-25 dakika kadar inşallah hemen koymuş olacağız. Neşe Hanım sosunu döktükten sonra biz de hemen arkadaşlarımıza teslim edelim, fırınımıza gönderelim. İnşallah yayınımız yalnız nihayet ermeden sonucunu yapalım. Yalnız dediğim gibi bizim şimdi bu toz haline gelmemiş olabilir. Olsun. Bizim mutfağımızda bugün böyle çıktı deriz efendim. Gene evet. de çok lezzetli olacağına eminiz biz. Hemen siz o zaman tarife devam ederken. Tamam. Biz de sohbetimize bu bağlamda devam etmiş olalım. Aslında yolun geldiği bir noktada mükemmeliyetçi olmanın ne kadar bize zarar verdiğini de görüyoruz, öyle değil mi? Ya günümüz annelerinde biraz daha fazla mı var acaba o diye merak ediyorum. Aynen öyle dedim ya, işte hayatımızdaki anlamları kaybettiğimizde anneler şu hale geldi. Artık ifadelerinde bile 7-24 annelik. Yani benim hayatım anneliğimden ibaret. Dolayısıyla bu kadar emek ve çaba veriyorsam buna göre çok büyük de beklentilerim olmalı. Ne oldu? Bu duyguları da bu sefer şartlı hale getiriyor. Yani o yaşadıklarımızı doğal haline bırakmıyoruz. Aslında her çocuk geldi de zaten fıtrat üzerine geliyor. Her şeyle mükemmel. Bizim yapmamız gereken o mevcut hali bozmamak. Ama biz kendimiz şekil vermeye çalıştıkça ister istemez o hali bozuyoruz Kübra. Zaten şekilli olan bir şeyi aynen biz öyle. Eğip büküp farklı bir şekle getirmeye çalışıyoruz. Hem oradan iyi bir kıvam çıkmıyor zaten. Allah'ın yarattığı kıvamın üzerine bir şey çıkması zaten mümkün değil. Hem de var olanın evet. tadı kaçıyor galiba. Evet. Aslında orada insan şöyle düşünmeli. Ben anneyim, ben büyük insansam o da sadece benim bir minyatürüm, küçük insan. Onun sorumlulukları, yeterlilikleri zaten kendi yaşına göre. Öyleyse benim yapmam gereken sadece ona uygun bir zemin hazırlamak, onun duygularını, düşüncelerini bir anne olarak dinlemek. Hani dedim ya, duygu ifadesinde en temel problem doğru dinlemeyi bilmeyişimiz. Biz hep dinlerken ne yapıyoruz? Karşımızdakine ne söyleyeceğimizi düşünüyoruz. Nasihat etmek istiyor. Nasihat etmek, hani hep orada da iyi niyet var ya, aman çocuğum yanlış yapmasın, o hiç hata yapmasın. Biz hata yaptık ama o mükemmel olsun. Böyle bir dünya yok. İnsan hata yapa yapa öğreniyor. Siz ne kadar nasihat etseniz de bakıyorsunuz evladınız başına bir şey gelmeden o söyledikleriniz asla duymuyor. Kulak ardı ediyor ama bir musibet bin nasihattan iyidir deniyor ya. Aynen, hani bize düşen onun başına gelebilecek zararları olabildiğince hafifletmek. Çünkü bizim bir öngörümüz var. O da hayatının yolunda devam ederken ona zarar verecek engelleri önceden fark edip biraz onun yolunu selamete çevirmek. Biraz bunu da herhalde çalışmak. Şu şekilde mi yapmak gerekiyor? Direkt çocuğa bir nasihatte bulunmaktan değil. Ziyade ortamı onun için uygun aynen. hale getirip zaten çocuğumuz bizim hazırladığımız aynen ortama gelmiş olacak aynen o zaman. Öyle. Yani model olmaya çalışmak çok önemli. Hani hep bahsediyoruz ya. Yani çocuğa ders çalış demek çocuğa artık bir sinek vızıltısı gibi evet. geliyor. Ama siz de bir anne olarak yani benim de kendime göre derslerim var, planım, programım var. Ne bileyim işte bugün oturacağım şu kadar sayfa Kur'an okuyacağım. Şu kadar sayfa hadis okuyacağım. Arkadaşlarımız da böyle gruplarımız olsun, böyle derslerimiz olsun. Yani bu ilimlerden uzaklaşmadıkça, yani biz talebe oldukça, talep eden, isteyen oldukça inanıyorum ki zaten çocuklarımız da o yolda seyredecekler. Yani her birimiz her geçen gün annemiz gibi davranmaya başlamıyor muyuz? Belki zamanında eleştirdiğimiz, kızdığımız tarafları bile aynen yapar hale geliyoruz. Öyleyse söylediklerimiz değil de ne yaptığımız çok önemli. Bu sebeple herkes önce kendine bakmalı, ondan sonra evladı üzerindeki beğenmediği davranışları bir gözlemci gibi acaba nelerimi değiştirmem lazım ki evladım şu davranışını düzelsin. Ben neyimle ona buna sebep oldum? Neden çocuğum bu davranışı yapıyor? Peygamber Efendimizin bile aleyhissalatü vesselamın söylediği bir cümledir bu. Sahabi efendilerimiz onun dediğine uymadığı zamanlarda ben evet. ne yaptım ki siz bu hale geldiniz evet. diye hemen dönüp kendi rehberliğine bakıyor ki bir şey eksik yapmayan bir insandan Efendimiz, da bahsediyoruz. Düşünmeyin. Dolayısıyla aslında verdiğim mesaj insanın önce bir eksik, bir boşluk varsa kendinin nereyi boş bıraktığını görmesi. Öyle evet. değil mi? Buradan buraya gelmek gerekiyor. Evet, aynen öyle. Yani bir de şu var, şimdi bizim şu yaşımız, tecrübelerimiz, yaşadıklarımız ve karşımızdaki insanın geldiği nokta, onun yaşı. Biz ne yaptık? O hataları yapa yapa öğrendik değil mi? Bir şeyleri fark ettik. Ha, öyleyse ona en güzel şekilde iletişimimi nasıl kurarım? Ben nasıl onunla arkadaş gibi olurum? Özellikle ergenlik dönemi çatışmaları yaşamamızın sebebi bu. İletişim kurmakta zorlanıyoruz. Neden o çocuklarımız bizimle paylaşmadığını arkadaşıyla paylaşmayı tercih ediyor? Değil mi? Çünkü arkadaşı nasihat etmiyor.
akıl vermiyor, onu değiştirmeye çalışmıyor. Olduğu gibi kabul ediyor. Duygularını olduğu gibi kabul ediyor. Ama biz çocuğumuz bir şey anlatıyor. İşte 3 yaşında çocuğumuz gece korktu geldi. Yanımıza sığındı. Sadece orada duygusunu anlatmak istiyor. Anne çok korktum diyor. Korkacak ne var korkacak? Ama. Bak ben buradayım, babam burada. Ne var korkacak? Hadi hemen yatağına. Orada sadece ihtiyacımız olan şey ne? Anlaşılmak. Bir de suçlu hissettiriyoruz öyle evet, değil mi? Yani nasıl böyle bir duygu hissedersin düşüncesine sen? Saygısızlık ve aslında kişiliğine ne yapıyoruz orada? Sen değersizsin. Sen yaşadığın duyguyu tanımıyorsun anlamına geliyor. Ne var korkacak bir şey dediğinde çocuk diyor ki annem her şeyi biliyor. Demek ki bana söylediğine göre korkulacak bir şey yok. Ben eksik ve yetersiz bir insanım. Öyleyse bir daha korktuğumda söylemeyeyim, belki gülünç duruma düşebilirim, arkadaşlarımın içinde korktuğumu belli etmeyeyim ya da düşüncemi belli etmeyeyim. Böyle böyle başlıyor değil mi hepimizin o sahip olduğu olumsuz duygular? Bu aslında hiç birisiyle dünyaya gelmiyoruz değil mi? Kesinlikle öyle. Bu bahsettiğiniz şey annelerle çok sıklıkla paylaşırım. Hani bebeklere de ağladıklarında şey deriz ya, yok 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 diye avutmaya çalışırız. Bir şey var ki var. Ağlıyor aynen aslında. Öyle. Varı neden yok yapmayı üstüne örtmeye çalışıyoruz. Aslında temelde buradan başlayan bir aynen süreç. Aynen öyle. Duygularımızı da böyle bastırmaya çalışıyoruz. İşte hani karanlıkta ıslık çalarak korkumuzu gidermeye çalışıyoruz. Korkulacak bir şey yok diyoruz. Hayır, bu tedavisi bu olmaz. Evet, korkulacak bir şey var ama ben bu korkuya rağmen yaşamayı öğrenmeliyim. Korku hepimizde var. Olması da iyi bir şey zaten. Korku olmazsa harekete geçemeyiz, öyle değil mi? Korku ne yapar? Bize savunmayı öğretir, tedbir almayı öğretir. Ama ben bunu yok sayarsam, görmezden gelirsem ne olur? Bu beni pasifleştirir. O zamanmış gibi yaşamlar başlar işte. Her türlü olumsuz duyguya rağmen ben tam ve bütünüm. Bu iyi duygular bende varsa demek ki ben bu olumsuz duygularımı da fark edip tamir edebilirim. Hadi canım, ben bunu göndereyim mi? Elmalarımız hazır. Hı-hı. Bir anda o zaman tamam, onu hemen fırına tamam. Göndermiş oldum şu ki yayınımızın nihayetine. Daha toz halde olması gerekiyordu. İnşallah. Yine şu an pişmemiş haliyle bile kokusu çok güzel geliyor. İnşallah tartında elmanın karışmış hali, fırınlanmış halinde yayınımız nihayet ermeden efendim sunumunu gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bir yandan üçüncü tarifimize de ufak ufak geçelim mi o zaman? Tamam. Böreğimizi yaptık, kekimizi yaptık. Şimdi buğday salatamızı yapacağız. Evet. Malzeme listesinde arkadaşlarımız ekrana verirlerse bir yandan yazmak isteyen hanımlar için buğday salatası yapacağız. Evet, neler var içinde? Buğday salatamızın içinde 2 su bardağı buğday. Ben 2 su bardağı ıslattım. 1 su bardağı da ıslatılabilir. Salatalık, isteyen kornişon da kullanabilir. Kırmızı biber. Ben purple'ledim. Ondan sonra maydanoz kullanılabilir. Dereotu, nane, mısır, domates, bunları ceviz. Bunları hepsini şu anda harmanlayacağız inşallah. Çok da sağlıklı değil mi? Bu, evet, buğday zaten evet, vitamin mineral deposu. Ama buğday çok daha sağlıklı. Evet. Buğday galiba biraz ihmal ettiğimiz evet. Bakliyatlardan bir tanesi. Öyle hissediyorum. Aynen. Yani aşurede kullanıyoruz hani evet. Çoğunlukla. Bazen çorbasını yapıyoruz ama genellikle de ihmal ediyoruz. Evet. Bunu yoğurtlu salatası da oluyor değil mi Neşe evet. Hanımcığım? Yoğurtta da çok güzel oluyor. Ben şimdi sade. Biz hanımlar mutfağa girdiğimizde o onunla karışsın, bu buna yakışır, neler ne güzel şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi buğday salatamızı da az sonra evet. İnşallah karıştırma kısmında yine Neşe Hanım'a dönmüş olacağız. Hayatı da böyle bakabiliriz aslında değil mi? Bir insanda da hakikaten o kadar çok duygu var ki aslında biz onları böyle bir harmanlayıp o beğenmediğimiz malzemeleri de hani ne yaparız biz, kalan pilavı çorba yaparız, evet. Değerlendiririz değil mi? Onu ziyan etmeyiz. Hani ben çok severim öyle bir malzemeden bir sürü yemek çıkarmayı. Ne yapar? Bu bizim marifetimizi gösterir değil mi? Mutfakta ustalığımızı gösterir. İşte insanlarla iletişim kurarken de hani ay yok canım ben onunla hayatta anlaşamam, o şöyle birisi. Hani o çok kızgın birisi, o çok tepkisel birisi, o çok öfkeli birisi. Tek bir kusuru yüzünden bir insanla iletişimi koparabiliyoruz değil mi? Kalplerimizi birbirinden uzaklaştırabiliyoruz. Halbuki hayatımızdaki her insan bizim için bir öğretmen olabilir. Herkese paylaşacağımız o kadar güzel duygular var ki biz farkında olmadan kendimize bunları yasaklıyoruz. Halbuki iyi halini görüp, o kötüyü de içine karıştırıp, böyle bir şeylerle işte lezzetlendirip, tatlandırıp yeniden o insana baksak değil mi? Evet. Yeniden içimizde bir değerlendirsek aslında herkesle anlaşacak, geçinecek bir yol mutlaka buluruz. Eskiler boşuna dememişti aslında, geçinmeye gönlü olan geçinir diye. Evet. Biraz galiba niyet meselesi ilişkiler evet, öyle değil evet, mi? Yani evet. Hüküm etmek, değiştirmek, dönüştürmek değil. Ben var sanki olduğu haliyle kabul gibi. Edeceğim. Ve kendimi tanımak için bir fırsat bileceğim. Yani eşimin bir tavrı diyelim beni öfkelendiriyorsa burada kendime dair bir yolculuk
var aslında. Evet. Bunu keşfettiğimiz zaman hayatta başlı başına her şeyle bir öğretmen oluyor. Ve Rabbimiz bizleri o kadar güzel denk getiriyor ki aslında evlatlarımızla olsun, eşlerimizle, ailelerimizle aslında hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Eşlerden birisi çok heyecanlıdır, birisi daha sakindir. Birisi çok cesurdur, birisi biraz daha içe dönüktür. Neden? Rabbim birbirini dengelesinler diye bu şekilde yaratıyor. Aslında öyle baktığımızda ne güzel birbirimizi tamamlıyoruz deyip o farklı hallerimizle çok daha gelişmiş hale gelebiliriz. Ama biz ne yapıyoruz? Yani daha evlenirken diyoruz ki, hanımlar tarafı olarak işte ben onu istediğim hale getiririm, değiştiririm. Erkek de ben onu yönetirim, istediğim gibi yaparım. Hani hep böyle bir değiştirme, dönüştürme çabası. Hani böyle olmasa da olduğumuz gibi kabul etsek, o farklılıklarımızla zenginleşsek aslında evlerimiz tam bir şenlik yeri olur, değil mi? Evet. Farklı mizaçlar, farklı karakterler, farklı davranış şekilleri. Bu bizim hayatlarımızı daha renkli hale getirir. Şuna neye bağlıyorsunuz merak ediyorum. Hani eş seçimlerimize baktığımız zaman aslında tam bizim gibi olanlar değil, bizden farklı olanlara evet. daha çok yöneldiğimizi görüyoruz. Evet. Ama evlendikten sonra da kendimize benzetmeye çalıştığımız bir sürece evet. giriyoruz. Evet. Bu nasıl bir evet. çelişki? Aslında bilinçaltımız bizdeki temel ihtiyacı fark ediyor ve olmayan şeyi arıyor. Evet. Karşımızdaki insan tam bizim idealimiz insan ama bir taraftan da o sürüngen beynimiz der ki değişme. Çünkü değişmek nedir? Rahat alanımızdan çıkmaktır. Evet. Orada bizi rahatsız eden bir şeyler olabilir. Bak ne güzel hayatın düzende gidiyor. Senin gibi düşünmeyen birisi o tehlike sinyalleri çalmaya başladığında diyor ki hayır sen risk alma onu değiştir. Onu kendine benzet. Değil aslında doğru olanı birbirimize uyum sağlamamız, birbirimize aynı olmamız. Bunu yaptığımız takdirde dediğim gibi o benzerliklerimiz bizi bir araya getirecek ama farklılarımız bizi geliştirecek, güçlendirecek. Bazen belki bir yönümüz bizi çok yoruyor. Karşımızdaki insan bize bunu fark ettirip belki biraz yavaşlamamıza vesile olacak. Ha, bu sebeple o gözle bakmak lazım. Acaba bu durum bana ne öğretiyor? Bu insandan ben ne öğrenebilirim ve onun hangi eksik tarafını tamamlayabilirim? Böyle baktığımızda inanıyorum ki birbirimizi besleyen ilişkiler olacak. Hem eşlerimizle, hem evlatlarımızla, hem arkadaşlıklarımızla hayatlarımız çok daha mutlu ve barışık olacak. Ne kadar önemli bir şey söylediniz. Aynı olmak değil, ayna olmak. Evet. Aslında annelik duruşunda da, eşlik Kesinlikle. Duruşunda da bunu biz bir aynayız Kesinlikle. Ve karşımızdaki de bizim aynamız. Kendimi görüyorum orada diyebilsek evet. her şey ve değişim çok daha kolay mümkün olacak ama geçmişten gelen duygusal blokajlar varsa ne yapacağız? Gerçekten travmatik duygusal anlamda bir süreç geçirdiysem ben evleninceye kadar ve evlendiğimde eşimle buluştuğumda o farklılıklarla birlikte o blokajlarda açığa çıktıysa oraları nasıl tahmin edeceğim? İşte bunları fark etmek çok önemli. Biz hani baktığımızda sanki tepkimizin eşe olduğunu düşünüyoruz ama oradaki tepki eşe değil geçmişe. Bunun için dedim ya evlilik okulları şart. Çünkü herkes gelirken iki insan geliyor. İkisinin elinde ayrı valiz, ikisinin elinde farklı kültürler, farklı çevreler, farklı yetiştirilme tarzları dolayısıyla neyle geliyor? Farklı duygu ve tepkilerle geliyor. Ama biz bunları oturup bir masaya yatırdığımızda, bir temizliğimizi yaptığımızda, bir o geçmişten gelen duygularımızı serbest bıraktığımızda, hani bir affetmeyi öğrendiğimizde, bir özgürleştiğimizde inanın iki medeni insan gibi oturup her şeyi konuşabiliyorsunuz. Çok küçücük bir kelime şu affetmek ama hayata geçirmek de gerçekten çok zor çok bir bakıma zor. Baktığımızda. Çünkü mazeretlerimiz de var galiba orada öyle değil mi? Sadece defolarımız ya da yaralarımız değil. Mesela benim şu anki insan olarak ya şunu da ben yapmıyorum dediğim, kendimi geri tuttuğum her şeyin mazereti de geçmişte. O yüzden de sarılabiliyorum oraya. Bu farkındalığı hangi adımla atmak lazım sizce? Ama o affetmemek en çok kimi yaralıyor? Yine beni yaralıyor. En çok ben yoruluyorum. O geçmiş yük sırtımda oldukça ben geleceğe de umutla bakamıyorum. Öyleyse ne yapacağız? Allah bize müjdeyi çok güzel veriyor. Diyor ki sen geçmiş günahlarını bıraktığında biz onları da iyiliğe çeviririz. Öyle değil mi? Biz aslında geçmişe dair kendimizde affedemediğimiz ya da çevremizde affedemediğimiz durum ya da kişiler varsa aslında orada bir teslimiyet gösterip affettiğimiz. Ya Rabbi ben artık bu yükümü sana bırakıyorum. Ama bırakmak yani bir uçurumdan atmak, belki denizlerin dibine gömmek, onu tamamen zihinden çıkarmak. Hani bir insan tekrar tekrar hatırlıyorsa zaten affetmemiştir. Unutmakla affetmek beraber. Unuttunuz artık o mesele zihninizde hiçbir şey uyandırmıyor. Yani o kişiyi hatırladığınızda ya da o olayı hatırladığınızda artık canınız yanmıyor. Çünkü fark ettiniz. Burası önemli şey zannediyoruz çünkü biz sanki bir hafıza silinmesi hayır. gibi olayı da unutacağım. Hayır, hayır olayı hayır, düşündüğümüzde hayır. bir duygulanım olmuyor. Aynen öyle. Nöt ben aynen oluyor. Öyle. Ben biz
İşte okul hayatımızda çok fazla analizlerden geçtik. Yani psikologlar bu tarz eğitimler mutlaka alıyorlar. Ve geçen böyle bir eğitim esnasında dedim ki artık geçmişime baktığımda görüyorum bendeki travmatik olayları ve hepsine el sallıyorum. Onlar zihnimden silinmedi. Ama bendeki etkisi silindi. İşte nasıl, bunu nasıl başarabiliyoruz? Şu şekilde yapabiliriz. Hakikaten onlar da orada yanlış olduğunun farkında değil. Hani Efendimizin dediği gibi bilselerdi yapmazlardı. Ama ben ne kadar şanslıyım ki Rabbim bana fark ettirdi, öğrettirdi. Hani Necip Fazıl diyor ya, geçmişi karıştırmak çöplüğü karıştırmak gibidir. Her karıştırdığında pis kokular çıkacaktır. E öyleyse bunu karıştırmak, kurcalamak benim pis kokuları almama sebep olacaksa neden ben günümü geçmişte kirleteyim ki? Öyle değil mi? Onu bir affettiğimde ne yapacağım? Seyredeceğim. Rabbim bana nasıl kapılar açacak? Nasıl güzellikler gösterecek? Hayat kötülüklerden ibaret değil. Evet, benim geçmişimde çok güzel anılarım da var. Sizin de öyle, değil mi? Evet. Ama biz ne yapıyoruz? Hep o travmatik olaylara takılıyoruz. Hep onları getiriyoruz. Zannediyoruz ki ben böyle acizlenirsem, ben böyle şikayet edersem daha çok sevileceğim, daha çok önemseneceğim, daha çok değer göreceğim. Bırakın böyle değer görmeyi. Görmeyin. Böyle değere ihtiyacınız yok. Siz ne zaman ki Allah beni sevmesi için ben nasıl yaşamalıyım düsturuna sahip bir insan olacaksınız. Emin olun, o zaman zaten bütün ailem sevecek. O zaman gerçek değerimizi de keşfediyoruz gerçek ve bir özgüvene de dönüşüyor, öyle değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Zaten öyle bir korku da kalmayacak. Hani Üstad Hazretleri diyor ya, yani korku gibi bir duygu tatmadım. Bu beni acayip heyecanlandırıyor. Nasıl bir şeydir bir insanın korku gibi bir duyguyu tatmaması? Nasıl bir imandır bunu yaptıran? Değil mi? Burada herkes kendinin işte bu nefsi zaaflarına bakmalı. Ben nelerde eksik davranıyorum da bu noktada zaaflarım var? Neleri törpüleyebilirim? Aslında evlilik galiba bunun için çok iyi bir fırsat. İnsanın kendini fark etmesi için. Adına. Çünkü insan tekken o aynayı belki bulamayabiliyor hayatta. Ailelerimiz de duygusal davranabiliyor. Evet. Onlar da yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Hani en objektif veriyi aslında biz eşlerimizden alıyoruz. Bu çok doğru. Canımızı acıtsa bile. Bir de çok iyi bir niyetle başlandığı için, evet, muhabbet, aşk, sevgi, evet, gibi güzel, evet, duygularla başlandığı için eğer bir defans oluşturmadıysak eğer galiba kendimize farkındalığımız o yüzden de kolay açılıyor. Evet. Çünkü çok pozitif yaklaştığımız bir alan, öyle değil mi? Kesinlikle. Çok önemli ve hani şeye de çok şahit oluyorum. Eşler birbirine karşı çok objektif. Çünkü aynı hayatı paylaşıyorsunuz. Hani bir arkadaşınız ya da dediğim gibi aileniz üzülmeyin diye size istediğiniz cevabı verebiliyor. Ama ben hani bu noktada Allah razı olsun eşimin takdirini çok onaylarım. Çünkü bana çok objektif olduğuna eminim. Hani belki eleştirdiğinde o an canım yanar, ya hani küserim, kırılırım falan ama sonrasında bilirim o samimi ve onun değerlendirmesi benim için çok önemli. İşte bu anlamda demek ki birbirimizi ayna tutabiliyoruz gerçekten. Artı eksi her yönümüzle şeffaf olduğumuz için o maskeleri evliliklerimizde çıkarmayı becerebildiğimiz takdirde aslında birbirimizin tam bir tamamlayıcısı. O zaman ben şunu da sorayım. Çok renklenmiş. Aynen öyle. Hem burası renklenmiş, ne yaptığımızı sorayım. Şu kısmı da sorayım. Mutfak da insanın duygularını yansıttığı, boşalttığı alanlardan bir tanesi mi? Biz hanımlar çünkü değil mi? Mutfağa girip bir şeyler doğrarken çok rahatlıyoruz. Tabii ki. Bu etkiliyor da, yani böyle iyi bir ruh haline girdiğiniz zaman çok güzel şeyler çıkartabiliyorsunuz. Ama böyle istemeyerek başladığınız zaman inanın iyi şeyler çıkmıyor. İstemeden yapılan aş ya diş ağrıtır ya baş ağrıtır diye evet. Söz var ki kadar şey de doğru. Yapabiliriz değil mi Kübra Hanımcığım? Siz daha iyi bilirsiniz. Hani çocuklarımızla ortak alan yaratmak adına mutfak çok iyi bir, evet, fırsat. Benim değil küçük onların kızım, kendini ifade etmesi adına. Rengin inanılmaz meraklı. Hadi anne bir şey, omletini mesela kendisi yapıyor. 2,5 yaşında. Hadi anne birlikte yumurtayı kırıyoruz, içine peynirini çırpıyor. Tavaya dökme anına kadar o yapıyor. Maşallah, hadi anne omlet yapalım. Kendisi yaptığı için de yiyor. Yani sonuna kadar kesinlikle ben yapıp öyle götürsem bitirmiyor. Bunu test ettim yani. Ama kendisi yaptığı zaman... O zaman çok güzel bitiriyor. Bir tüyo da almış olduk. Aslında insan neye ne kadar zahmet verirse sonundaki rahmeti keşfetmesi, evet, sahip çıkması da o kadar mahir oluyor gerçekten. Mutfak da bunun için çok önemli bir alan. Biz de şimdi buğday salatası yapıyoruz. Evet. Bayağı bir renklenmiş, evet, yeşiller, kırmızılar, narlar, mısırlar. Evet, böreğimiz de geldi bu arada. Sunuma hazırlayacağız. İnşallah. Arkadaşlarımız da gösterebiliyorlarsa çok güzel olur. Şahane gözüküyor gerçekten, evet, böreğimiz. Az sonra sunumada, evet, hazırlayacağız. Tabağımıza da koyacağız inşallah. Renkli bir böreğimiz de olmuş oldu. Ben şimdi bütün malzemeleri bu şekilde doğrayacağım. İçine döküp harmanlayacağım. Yağını, limonunu koyup servise hazırlayacağız. Burada soslar da çok önemli salatalarda, öyle değil mi? Evet. Yani çünkü sos... Çünkü tadı, tuzu inanılmaz derecede farklılaştırabiliyor galiba. Evet, evet. Bizim yegane değişmezimiz zeytinyağımız, limonumuz. Evet.
en basit ve en lezzet katanlardan bir tanesi. Kesinlikle. Yine ara ara dönelim bakalım o karışımlardan neler çıkacak. Şimdi tamam. Mutfakta bu sohbeti yapıyorken şu kısmı da sormak istiyorum. Biz duygularımızı çok yiyerek, az yiyerek gibi belli bir mutfak alanında da ifade edebilen hanımlarız galiba. Evet, evet. Bunu fark ettiysek ne yapalım? Mesela ben üzüldüğümde çok yiyorsam ya da yemeden içmeden kesiliyorsam tam tersi ne yapmak lazım? Sorgulamak lazım. Burada benim ihtiyacım olan yemek mi? Hani yiyerek unuttuğumuzu zannediyoruz. Aslında hiçbir şeyi unutmuyoruz. Sadece öteliyoruz. O an oturup insan eline bir kağıt kalem almalı. Şu an beni üzen en güzeli yazma terapisi. Ne bileyim eşime kızdım. Şu noktalarda çok kızdım. Şu davranışı beni çok üzdü. Bunları yazdık. Hemen ortadan bir çizik yapalım kağıdımıza. Bu tarafa da eşimizin iyi taraflarını yazalım. Tamam kızdı, üzdü, bana bu davranışlarda bulundu ama şöyle iyilikleri de var. Şu yönlerini çok beğeniyorum, şu yönlerini çok takdir ediyorum. Bu artı eksi çalışması bizim kendi kendimizin terapisti yapar. Buraya baktığımızda az önce de konuştuk yani bir tane kötü huy yüzünden bir kişiyi harcayacak mıyız? Yok mu sayacağız? Ya da onu kötü mü sayacağız? Biz direkt şey diyoruz, duyguları kendi hayatımıza mal ediyoruz. Beni çok üzdün, beni çok sinirlendirdin. Hayır, o zaman sadece sen bir üzüntü davranışı gösteriyorsun. Sen üzüntü olmuyorsun, üzüntüden ibaret değilsin. İstersen hani insanoğlu o kadar da enteresan bir varlık ki hani bir sözle de ruh halimiz, psikolojik sağlığımız değişebiliyor. Bir sözle üzüntüye kapılan biz bir sözle tekrar motivasyonumuzu artırabiliyoruz. Öyleyse öyle zamanlarda iyileştirici çalışmalar yapmak. O an üzüntümüzden çok yemek ya da ne bileyim çok fazla uyumak ya da hiç uyumamak bize ne katar bizden ne götürür? Oturup buna bir bakmak lazım. Bir kar zarar hesabı yapmak. Bir kar zarar hesabı. Dedim ya biz hayatımızı anlam boyutunda yaşarsak çok fazla kişilere takılmayız. Evet mevcut durum var. Eşim bana böyle söyledi. Ben de olaya böyle tepki verdim. Bu durum kenarda bir dursun. Biz gidelim ne bileyim işte bir yürüyüş yapalım. Bir fikirlerine güvendiğimiz bir arkadaşla sohbet edelim. Biraz açalım Kur'an okuyalım, kitap okuyalım. Yani oradan biraz uzaklaşmaya çalışalım. Yani ancak böyle üçüncü gözle bakmayı öğrenebiliriz. Biraz olayı dışsallaştırabiliriz. Bir de yetişkin olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi sanıyorum ki kontrollü olmak olabilmeli. Yani hani çocuklarda çok dürtüsel bir süreçten bahsediyoruz ya. Kızıyorsa hemen tepki verir, seviniyorsa çok delidir, duygular çok dışarıdadır. Ama biz artık çocuk değilsek, yetişkin insanlarsak o zaman duygularımızı bir tahlil edip sonrasında doğru davranışa dökebilme becerimizi de geliştirmemiz gerekiyor galiba. Artık tecrübe dediğimiz şey bu zaten. Defaatle bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Aynı tepkileri veriyoruz ve ömrümüzden o kadar kıymetli zamanları kaybediyoruz ki bu sebeple. O kadar önemli bir nokta ki şöyle altını çizerek tekrar soru olarak yönelteyim. Şunu çok duyuyoruz. Evliliklerde de anne çocuk iletişiminde de 40 kere söyledim değişmiyor. O zaman 41. defa söylemedim. Hani Ayşen diyor ya aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir diye. Bu kişinin anladığı dil bu değil. Artık bunu kabul et. Yani 40 kere değil, 40 bin kere söylesen de değişmeyecek. Öyleyse ne yapacaksın? Değiştiremeyeceklerini kabul edeceksin. Zaaflarını kabul edeceksin. Senin de zaafların var ama ne hikmetse biz hani hep deriz ya ay ne olur eleştir, ben eleştiriye çok açık bir insanım derken bir taraftan da hep olumlu eleştirileri bekleriz. Yani eleştirilmek aslında hoşumuza gitmez. Rahatsız oluruz bu tür durumlarda. Ama hani Mevlana Hazretleri diyor ki yani sen kusur arıyorsan nefsine bak. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Öyleyse asla iyi ve kötü savaşına gidemeyiz. Hani ben mutlak iyiyim, o iyi değil. Öyle bir şey yok. Senin huyların farklı, onun huyları farklı. Ama istersen mutlaka ortak bir noktada buluşursun. Ya en basiti çocuğunla hiç anlaşamıyorsun. Çocuğun yemek yemeye çok düşkün. Alırsın onu mutfağa. Hiç muhabbet etmezsin. Gel seninle bir şeyler yapalım. Oturur yersin. Onun en keyifli anında. Seninle bunları paylaşmak o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Gerçekten yaptığın şey o kadar lezzetli oluyor ki. Kendini ne kadar güzel ifade ediyorsun falan deyip. Hani çocuğumuzu ya da eşimizi böyle övüp. Önce samimi olarak güzel paylaşımlarda bulunup ama şu durum beni birazcık üzüyor. Hani bunu da seninle paylaşmak istedim. Bitti. Yorum yapma. Orada akıl verme. Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın deme.
Emin ol, o onu fark edecek ve geri adım atacak. Ama her birimiz bunu rahatlıkla konuşamayabiliriz. Biz hanımlar istiyoruz ki hani erkekler gelsin saatlerce bize anlatsın, özürler dilesin, ayaklarımıza kapansın ve bir daha yapmasın. Ya da ne bileyim kızıyor muyuz, kayınvalidemize kızıyor muyuz? Çıkarsın, onları hayatından çıkarsın, yok saysın. Ya böyle bir hayat yok. Kimseyi istediğimiz hale getiremeyiz. Yani biz ne kadar ortak noktada buluşmaya çalışırsak emin olun ondan sonra karşıdaki kişi de bize biz bir adım gitti ki o da bir adım gelmeye çalışacak. Aslında iyi bir niyetle başlıyor her şey. Kesinlikle. Gerçekten ve Rabbimizin vaadi de böyle değil mi? Onu değiştirme niyeti iyi bir niyet değil zaten. Kesinlikle değil. Evet. Değiştirebiliyorsak kendimize dönüp eyvallah bakalım. O bile bu kadar sancılı oluyorsa kendi süreci düşünün içerisinde yani. Düşünelim ki bir başkası. Aynen. Programımızın da artık son 5 dakikasının içerisine girdiğimizi söylüyor arkadaşlar. Bir yandan ben şöyle güzel kokuları gelen yemeklerimize de dönmek istiyorum. Sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuzu da salatamızla buluşturacağız. Elma tatlımız acaba hazır mıdır? Arkadaşlara onu da sormuş olalım. Fırınımıza göndermiştik çünkü onu da inşallah göstermiş olalım. Buğday salatamızı da karıştırıyoruz. Tam bir renk şöleni. Tam bir ana öğün olabilecek evet kalitede. Evet. Yanında kesinlikle bir çorbayla harika bir öğün sunmuş olduk bugün. Aslında biz Türk hanımları galiba birazcık salatayı ana yemekten çok saymayan bir seyirde gidebiliyoruz öyle değil mi? Oysa ki şöyle bir salata hakikaten kesinlikle ne kadar doyurucu, ne kadar şifalı, ne kadar besleyici olur. Bir yandan da tam bir göz ziyafeti de çekmiş oluruz eşlerimize, evlatlarımıza. Hepsi tamamen doğal şeyler değil mi? Evet. Buğdayımız darımızla da süsledik. Evet. Sunuma hazır hale getirdik. Şöyle ben pastamızın yanına koyayım bugünkü tariflerimizi. Arkadaşlarımız güzel böreğimizi de gösteriyorlar, rulo böreğimizi. İnşallah elma tatlımız da yetişir. İnşallah. Ama yetişememiş olursa da kıymetli izleyenlerimiz lütfen sizler de deneyin bugün evde bu tarifleri. Pişmiş ve belki sizler sosyal medyadan yaptığınız tariflerin evet resimlerini yollarsınız bize. Neşe Hanım'a da neşeli pasta kurabiye üzerinden yaptığınız. Onu da alayım Hatice Hanım. Tariflerin resimlerini yollayabilirsiniz. Tamam. Nane yapraklarıyla da süslüyoruz efendim. Nereye koyalım? Şöyle koyalım. Tamam. Böreğimizi de servis ediyoruz. Bu sunumumuzu da yaparken Ayşe Hanım, madem son dakikamızın içerisindeyiz. Bugün olumlu duygulara doğru şöyle bir yol aralamaya da çalıştık aslında. Değişim, dönüşüm kendi adımıza nasıl mümkün olacak dedik. Son olarak neler söyleyelim? Yani bugün bir farkındalık kazandık ve bir şeyleri değiştirmek istiyorsak son adımlarımız, önerilerimiz ne olsun? Bir kere her kadın önce kendinin bir kahraman olduğunu unutmasın. Bakın şurada yarım saat, bir saat içinde nice nimetler ortaya evet çıkardık değil mi? Kadınların hakikaten böyle üretken bir tarafı var. Köprü olmaya çalışalım. Eşlerimizle, evlatlarımızla aramızda köprü olmaya çalışırsak inanıyorum ki ben annelerin kuracağı o sağlıklı ilişkilerle bizler daha sağlıklı toplumlara kolaylıkla ulaşabileceğiz. İnşallah. Kendilerini daha rahat ifade eden, duygularını açıkça ifade eden, duygularını eleştiren, duygularından kaçan değil, duygularıyla barışık bir toplum haline geleceğiz. İnşallah duamız da odur zaten. Aslında yayınlarımızın niyeti de budur ki bugün 50. programımızı bizlerle bu güzel cümlelerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Psikolojik danışman kıymetli Ayşe Yardımcı Hanımefendi'ye. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ve bu güzel sunumlarımız için, bu güzel tariflerimiz için butik pastacı Neşe Uzun Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Biz az sonra efendim tadına bakacağız. Hepsi birbirinden güzel oldu gerçekten. Arkadaşlarımızla paylaşacağız. 50. programımızda sizler de bizi yalnız bırakmadınız. Biz hep söylüyoruz ya sosyal medyayı da hayrına kullanmak diyoruz. Bu bağlamda not düşmüş olalım. Neşeli Pasta Kurabiye'yi de Instagram ve Facebook üzerinden takip alabilirsiniz. Bu tarifleri evlerinizde, eşlerinizle, çocuklarınızla da buluşturabilirsiniz. Bu öneriyle birlikte bugünkü yayınımızı nihayete erdirmiş olalım. Yarın 51. programımızla inşallah tekrar huzurlarınızda olmak duasındayız efendim. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.